Sual. Herhangi bir kimseden Allah aşkına, Allah hakkı için şunu ver veya yap diye istekte bulunmanın, dinen bir mahzuru var mıdır? Cevap. Hadika'da konu ile alakalı olarak deniyor ki, ent vererek, mesela Allah aşkına diyerek bir kimseden dünyalık bir şey istemek caiz değildir. Hadisi şerifte, bunların melun oldukları bildirildi. Ayrıca bu konuda Dürer, Yürür, İbni Abidin ve Hadika kitaplarında deniyor ki, bir Müslüman Allah hakkı için şunu yap derse, bunu yapmak lazım olmaz, yani yapmamak günah olmaz ise de, taat, hatta mubah olan şeyleri yapmak iyi olur. Peygamber hakkı için yahut ölü veya diri bir veli hakkı için dua etmek haramdır. Çünkü, kimsenin Allahü Teala üzerinde hakkı yoktur. Alimlerin bir kısmı böyle ictihat ettiyse de, şu şekilde dua etmek, Ya Rabbi, onlara vermiş olduğun hak için niyetiyle caiz olur. Çünkü, Rum suresinin 47. ayetinin meali şerifi, üzerimize hak oldu ki, müminlere yardım ederiz. Dir. En'am suresinin 12. ayetinin meali şerifi, Allahü Teala kullarına merhamet etmeyi kendisine lazım kıldı. Olup, merhamet ve ihsan ederek, sevdiklerine haklar verdiğini göstermektedir. Bezzaziye fetvasında, ölü veya diri, peygamberlerin ve evliyanın hürmetleri için dua etmenin caiz olduğu bildirilmektedir. Sual. Bir Müslümanın dünya ve ahiret saadetine kavuşması için ne veya neler yapması gerekir? Cevap. İslam alimleri ve tasavvuf büyükleri, bu konu hakkında buyurdular ki, İnsana vacip olan birinci vazife, iman, amel ve ihlas sahibi olmaktır. Dünya ve ahiret saadetleri, mutlulukları ancak bu üçüne kavuşmakla elde edilir. Amel, kalp, dil yani söz ve beden ile yapılacak işler demektir. Kalbin işleri, ahlaktır. İhlas, amelini yani bütün işlerini, ibadetlerini, yalnız Allahü Teala'nın rızasına, sevgisine kavuşmak için yapmak demektir. Sual. Erkeklerin de kadınlar gibi, her renkte elbise, gömlek, başlık giymelerinin, dinen bir mahzuru var mıdır? Cevap. Erkeklerin de her renk elbise giymeleri caiz ise de, kırmızı, sarı elbise giymeleri tenzihen mekruh denildi. Başlık ve takkenin kırmızı ve sarı renklerde dahi olması mekruh olmadığı söz birliği ile bildirildi. Resulullah Efendimizin ayakkabısının siyah olduğu, Şiratül İslam şerhinde yazılıdır. 21 Ocak 2021, Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Osman Ünlü.